İstanbul'dan devam ediyoruz. Merkez Efendi Şehir Kütüphanesi yeni bir bölüme kavuştu. Türk Dünyası Belediyeler Birliği envanterindeki kitaplarla ihtisas kitaplığı oluşturuldu. Şehircilik, Türk Dünyası, Tarih ve Kültür konulu kitaplar araştırmacılar ve öğrencilerin hizmetine sunuldu. 50 bin kitaba ulaşması hedeflenen ihtisas kitaplığını Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Fahri Solak'tan dinleyelim. Türk Dünyası Belediyeler Birliği İhtisas Kitaplığı Merkez Efendi Şehir Kütüphanesi içerisinde oluşturulan özel bölümde okuyucunun hizmetine sunuldu. Türk Dünyası Belediyeler Birliği envanterinde bulunan yerel yönetimler, belediyecilik, şehir yönetimi ve şehir tarihi, Türk Dünyası, Orta Asya, Balkanlar, Kafkasya ile tarih, kültür, uluslararası ilişkiler konulu kitaplar Zeytinburnu Belediyesi işbirliğiyle açılan İhtisas Kitaplığı'nda buluştu. Merkez Efendi Şehir Kütüphanesi'nde sıralanan yüzlerce kitap, şehircilik ve tarih alanında uzmanlaşmak isteyenler için önemli bir başvuru merkezi olacak. Kitap temin etmek tek başına yetmiyor. Bunların sergilenebileceği, okuyucuya açık raf sistemiyle sunulabileceği, ki bu önemli bir şey açık raf sistemi. Yani okuyucunun direkt rafa ulaşıp, rafları gözden geçirip istediği kitabı alıp masasına koyabileceği bir ortam. Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin elindeki kitapları okuyucu, daha geniş bir okuyucu kitlesine sunma arayışımız hep vardı. Fakat bunun için uygun bir mekan temin etmek gerekiyordu. İşte burada Zeytinburnu Belediyesi'nin hemen birliğimizin bitişiğindeki bu binası bu ihtiyacı karşılama imkanı verdi. Türkiye'de örneğine pek rastlanmayan ihtisas kitaplığı kervanına katılan Merkez Efendi Kütüphanesi, şehircilik alanında Türkçenin yanı sıra farklı dillerde yayınlanan eserlere de ev sahipliği yapıyor. Kütüphanenin zenginleştirilmesine dönük çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında yaklaşık 50 bin civarında kitabın olması, bu kitapların ağırlıklı olarak şehir tarihi, dünyanın önemli şehirlerinin hakkında yazılmış olan kitapların bir arada bulunduğu, belki başkentler öncelikli olmak üzere ya da marka şehirler, dünya şehirleri, tarihi olarak zenginliğiyle bilinen şehirlerin kitaplarının olduğu bir konsept kütüphanesi olacak. Yani belki nasıl denilebilir, New York'la ilgili yayınlar da burada olacak. Semerkant, Buhara, Taşkent, işte Bişkek, Almata ile ilgili kitaplar da olacak. Saraybosna ile ilgili kitaplar da olacak. İstanbul'la ilgili kitaplar da olacak. Yani genel konseptini bu şekilde çizmek mümkün. Üniversiteler kenti olan İstanbul'da hedef kitlesini öğrenciler olarak belirleyen kütüphane saat 24'e kadar kapılarını açık tutuyor. Kütüphane ziyaretçilerine ücretsiz çorba ve çay ikramlarıyla da benzerlerinden ayrılıyor. Türk Dünyası Belediyeler Birliği, kamu yararına açılan Merkez Efendi Şehir Kütüphanesi için hem kamu kurumlarından hem de sivil toplum kuruluşlarından kendi il ve beldeleriyle ilgili çalışmalarını göndermesini bekliyor.